Tekrar hoş geldiniz. Sıra sizi karşıladı ama ben de birkaç dinledim. Ben Umut, matematik bölümünde okuyorum. Birinci sınıf. Şimdi bu dönem okuma grubunu ben devraldım Emre'den. Geçen dönem çizgiler programı okundu. Bu dönem de geometri okuyacağız. Başlarken de şunu söyleyeyim. Biraz daha heyecanlıyım, hastayım, terliyorum. Ama yani bir sürü çizgiler dersim her hafta. Şimdi şöyle bir soruyla direkt başlayalım. Önce biraz da interaktif olsun. Şu kağıtları dağıtabilir miyiz kendimize? Bunlar akşi kağıtları ama bunların boş yüzünü kullanalım sadece. Böyle hızlıca cevaplandırsak da hızlıca toplasak olur mu? Çok çok hızlı. Vakit kaybetmez. Yavaştan topluyoruz ama. Katlanmış. Birisi okuma grubu anketini doldururken adına Fatih Terim yazmış. Okuduğu bölümler teknik direktör, yönetici gibi bir şey yazmış. Teşekkürler. Cevaplar klasik gelecekti. Tahmin ediyorum. 180 var. 180. Birisi boş bırakmış. Birisi kararsız kalmış 360 ve 3 ve 2 üst üste yazıp 60 yazmış ya da. 180 derece geldi ilk defa. 180. 183 360 dışı var. 540 toplamışız bunu. Yine 180. 180. 180. Birisi akçin işlemlerini yapmış. Kağıt boş. Birisi de yapmış. Boş. Düzlemde 180 yazmış birisi. Birisi de cevabı çoktan biliyor. Şimdi şöyle bu yaptım aslında ya verilen cevaplar yanlış. Şundan dolayı yanlış, bu soru doğru değil. Yaptığımı gıcıklık olarak algılamayın. Şimdi her geometriye giriş dersinde yani esaslı yapılan her yerde geometriye giriş dersinde yapılan hatalar bilerek yapılacağı belirtilir, bu hatalar bilerek yapılacağı. Şimdi bir kere ilk hata şurada. Açı dediğim şey bir soru işareti. Bir üçgen dediğim şey hangi üçgen olduğunu bilmiyorum. Bir soru işareti ve hangi açısı yine? Bu bir soru işareti. Şimdi öncelikle açıyı ele alalım. Açı... Açının tanımını verecek var mı? Açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine deniyor. Şimdi ben tutup herhangi iki ışını toplayan, bu açılar üzerinde tanımlı bir işlem değil. Ama benim açı derken aslında açının ömrüsünü kastettiğimi hepimiz biliyorduk, ona göre cevaplar. Bu mesela bu hatayı yapacağız, daima yapacağız. Bir üçgen, şuna da gelelim. Şimdi hangi açısı? Yine iç açısı mı, dış açısı mı? Bu yine bizim için bir soru işareti. Yani burada belirtmedim ama belirtmem gerekiyor. Ama yine bunu demediğim zaman bir üçgen açısından bahsediyorken bunun iç açısı olduğunu kabul edip ona göndermeyi düşünüyorum. Bir de hangi üçgen sorusu? Evet, şimdi düzlemde 300, düzlemde 180 yazmıştı birisi. Üçgeni incelediğimiz yüzey de bizim için çok önemli. Biz normalde öpük geometrisini diyoruz. Biz düzlemde bir üçgen alıyoruz. Ki bu da bir üçgen. Bunun neden üçgen olmadığını da söyleyeceğim birazdan.
Ama bizim üçgenimizin iç açı ölçülerini toplamak pekala 270 derece olabilir. Eğer ben tutup da bir küresel geometri inceliyorsam, çok önemli değil ama bunu küre kabul edin. Şu şimdi çizeceğim tüm çember yaylarının merkezinin kürenin de merkezinden geçtiğini düşünelim. Ona göre şey yapalım. Buna ekvator kabul edin. Bu da ilk paralel. Şimdi şu açı kaç derecedir? 90. 90 değil mi? Neden 90 derece? Çünkü şöyle, kürenin yüzeyine şöyle bakalım. Tam tepeden bu çember yayları kürenin merkezinden geçiyor. Tam tepeden geliyor. Yandan da aynı şekilde geliyor. Biz baktığımız zaman yamuk bir şey görüyoruz ama tam dikeye baktığın zaman 90 derecede kesişiyorlar. Şu çemberi inceliyoruz bu arada. Renk alayım. Tam tepeden baktığımız zaman yine 90 derece olacak. Burasının da buradan herhangi bir farkı yok zaten. Şimdi küresel bir geometri incelediğimiz zaman üçgenin iç açıları toplamı 180'den fazla olabiliyor. Aynı şekilde farklı bir geometri inceliyorken, yani bir üçgenin kenarları şöyle olabilir. Onun için yani 180'den az da olabilir. Şimdi bunlar biraz saçmalık geliyor olabilir ama bu böyle yüzeyler de var ve bu yüzeylerde üçgen tanımına baktığımız zaman bu sefer iç açıları bu şekilde oluyor. Şimdi dediğim gibi konuşurken bu hataları yapacağız. Bu üçgenle bu neden üçgen? Bunun neden üçgen olduğunu söyleyeyim. Üçgenin tanımından dolayı. Üçgenin tanımını verebilecek var mı? Üç nokta alalım. Tamam, alayım. Tamam, şöyle. Alalım, tamam, üç nokta alalım. Abi şimdi paralel olmadan lazım. Nokta tanımını biliyor muyuz? Onu da biliyoruz ya. Heh, evet. O da güzel söyledi. Nokta tanımını bilmiyoruz. Nokta tanımını, nokta yazısını tanımlamıyoruz direkt. Yani oraya çok girmek istemiyorum çünkü aksiyomatik geometri yapmıyoruz şu anda ama normalde nokta, doğru, düzlem, uzay vesaire bunlar tanımsız şeyler ya da hatta mesela küme. Bu tarz kavramlar tanımsız bırakılıyor. Yani en başa gidilmeye çalışılan en baştaki birkaç yapı taşı tanımsız bırakılıyor. Ama onlar hayal ettiğimiz şekilde varlar aslında. Üç nokta alalım dediğim gibi. Aynı doğru üzeri yol olarak. Aynen değil mi? Doğrusu olmayan üç nokta alalım. Daha sonra ne yapacağız? BC, AC ve AB. Doğru parçalarını birleştireceğiz. Aynen. Tam tanımı vereyim. A, B ve C doğrusu olmayan üç nokta olmak üzere A, B, B, C ve C, A doğru parçaların birleşimine üçgen dedim. Düzlemde çalışıyoruz. Yani diğer yüzeylerde de genelde buna üçgen deniyor. Fakat bizim çalıştığımız yüzey düzlem olduğu için düzlemde üçgeni bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi demin yaptığım şu şekilde neden üçgen değil sorusunun cevabı aslında bu köşelerden başlamamla alakalı. Bu köşeleri söylemem gerekiyor. Ya da mesela bir çember dediğim zaman şuna çember diyeceğiz. Ama bu çember değil. Çember derken benim mutlaka şu orta noktasını koymam gerekiyor. Çünkü çember merkezi çerçevesi tanımlıyor. Ya da aynı şekilde elips. Mesela elipsin tanımında da şöyle şurayı siliyorum. Elipsin tanımı şöyle. F1 ve F2 odak noktası olmak üzere. Bu iki odak noktasına uzaklıkları toplama eşit olan noktalar kümesine elips diyorum. Yani bu doğru üzerinden herhangi iki noktayı alırsam bu AB olsun. Bunlar CB olsunlar. A artı B, C artı D'lere eşit olacak her şekilde. Çember de aslında bu iki odak noktasının üst üste geldiği haline gelir. Şimdi ben bunları tanımlıyorken bu merkezini ya da odak noktalarını kullanıyorsam yazarken de göstermem gerekiyor. Yoksa anlamsız bir hale dönüyorlar. Ama bizim aramızda bir anlaşma olacak. Ben açı dediğim zaman açının ölçüsünü kastettiğimi, iç açısının ölçüsünü kastettiğimi ya da işte üçgen çizerken şunu yaptığım zaman da bunun üçgen olduğunu biliyor olarak hareket edeceğiz. Bu hataları yapacağız ama doğrusunu bilerek yapacağız kısmına geçiyorum artık. Sorusu ama kitabı okumaya başlıyorum o zaman.
sonuç sinüs yasasıyla başlıyor ama önce yani şu arada bir fark var. Bunlar iki kısım aslında. Sinüs yasasını liseden biliyoruz. Şu. Bu sinüs yasası. Sinüs yasası aslında yani burada farklı bir şey var. Herhangi bir üçgende o açıyı, o üçgenin kenarlarının o açıyı gören açının sinüsüne oranın sinüs yasası. Bu sinüs yasasında şöyle bir fark var. Sinüs yasası genişlediğimiz sinüs yasasında şöyle bir fark var. Sinüs yasası şuradan doğuyor. Herhangi bir üçgen alıyoruz. Şimdi bu üçgende şuradan bir dikme indiriyorum. Ve bu dikmeyi kenarlar ve açılar oranıyla yazacağım. Şimdi h sinüs olarak neye eşit? D sin a'ya eşit. Buradan baktığım zaman, şimdi buradan baktığım zaman da a sin v'ye eşit. Şimdi buradan gerekli oranı yaptığım zaman şöyle işte a bölü sin a ve d sin b'ye elde ediyorum hocam. Diğer dikişleri indirdiğim zaman da bu diğer dikle diğer yanaşırdığım zaman da bu yasanın tamamını elde ediyor olacak. Şimdi bununla genişletilmiş sinüs yasası arasında şöyle bir fark var. Bununla burada bir orantı görüyoruz. Ama bu orantının sabiti belirtilmemiş durumda. Bu orantının sabiti belirtildiği zaman artık genişletilmiş sinüs yasası haline geliyor. Arada şöyle bir fark var. İspatları farklı, düşünceler farklı. İspatını da verelim. Şöyle. Bu ikide bu red dediğim şey üçgenin çevre çemberinin yarı çapı. Normalde yapmam gereken şey önce üçgeni çizip sonra çember çember çizmek ama kolay olanları yapacağım çünkü kitap okurken çok fazla çember çiziyor olacağız. Geometri okumasında genel olarak kitaplar da aynısını yapar. Elimizde aşinalık olacak. Kenar neyse karşısındaki kenarda o harfle gösteriyor olacağız. Yazma sınavında öyle olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle, bu açı A kadar. Bu çemberin merkezi şöyle yapıyorum. Aynı yeri gören çevre açı A kadarsa merkez açı ne kadardır? Aynı. 2A. 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 Tamam. Bunlar da eşitler. Şimdi şöyle, şuradan bir dik atıyorum. İkisi kenar üçgende dik attığım zaman açı ortaya oluyor. O zaman bu açıların hepsi A kadar olacak. Bu çevre açamen yarı çapı R kadar. Şimdi 2'ye böldüğü için tabanı da 2'ye bölüyor. Tüm kenar açısı buralar A bölü 2. Şimdi o zaman artık burada sinüs yazabilirim. Burada sin A bölü 2 R'ye oranı. Şu 2'yi de aşağı indirdiğim zaman. Şunu elde ediyorum. Şimdi artık yer değiştiriyorum. A bölü sin A 2 olarak yerime geliyor. Diğer açılar için aynısını yapabilirim. Hiçbir fark yok. Ama bu ispat biraz kötü bir ispat. Çünkü geniş açılı olduğu zaman üçgen falan çok işe yaramıyor. Onun için de mesela şöyle yapacağız. Şuradaki A açısını kaydırabiliyoruz değil mi üçgen üzerinde? Herhangi bir şey değiştirmeyecek. Çünkü aynı yeri görecek şekilde kaydıracağım. Şöyle kaydırıyorum. Şuradan şuraya doğru kaydırıyorum. Şimdi burası tekrardan A açısı. Şurası A üstü köşesi olsun. Çapı gördüğü için çevre açıları ne kadar? 90. Aynen. Çapı gördüğü çevre açı 90 derece. Şimdi artık buralar biraz karıştı. Yani siliyorum. Şurada baktığım zaman şu kenar abi, şu kenar A kadar. Burada sin A'yı uygulayacak olursam daha kolay oluyor. Burası da aynı şekilde R kadar. Burası hipotenüs. Sin A bölü 2. Yine yer değiştiriyorum ve aynısını hepsini yapabiliyorum. Şimdi sinüs yasası genel olarak şu. Şunu kısmıyor. Bunu bir önce ispattan. Hı. Avantajı ne? Üçgen değiştiği zaman, mesela genç açılı bir üçgen aldığı zaman genç açılı bir üçgende şunu yapamam. Yani daha açılı yapabilirim ama çemberin içindeki. Aynen, şimdi yani şuradan şey yapamıyorum. Hı.
şey tekrar şuraya yazayım. Nasıl çıkıyor mu? Çok iyi gidiyor. Orası daha güzel. Bu sinüs esası. Bu da genişletilmiş hali. Egzersizlere bakalım. Çok aslında bunu niye yapıyoruz gibi gözüken egzersizler var ama çok işe yarıyorlar. Birincisi şu. Ha bu arada şey demeyi unuttum. Size sinüs esası kosinüsle çalışır mı? Yani ben bunu sinüsle ifade etmek yerine kosinüsle yazabilir miyim? Yazamam. Şundan dolayı yazamam. Mesela bu ikinin iç açılarına herhangi birisi 90 derece olur zaman bir problem çıkmıyor. Ama kosinüs olursa faydası sıfır olmaz. Yani sıkıntısı da faydası sıfır olmaz diye. Yani mutlaka attırdığın zaman işte sinüslerin kenarları oranı 1 bölü R de çıkabilir. Yani bunu da sinüs diyebiliriz. Ama işe yaramıyor aynı zamanda hata çıkartıyor. Birisi sıfır oluyor ama diğer birisi sıfırdan farklı. Onun için olmuyor. Şimdi şu. Bu aslında ne? Bu aslında şu. O demin yazdığım şey aslında. A köşesinden bir dikilme aşağıya. Kenar A kadar. Bunlar da C uzunluğu. Şuranın uzunluğu ne kadar? C çarpı kosinüs. Aynen. Burası da şuradan baktığım zaman, şu dik üçgene baktığım zaman bu denge şey kalır. Yani bu kenar uzunluklarını böyle ifade edebileceğimi gösteriyor. Ama tekrardan bir sıkıntı var. Eğer üçgen geniş açılırsa vesaire falan nasıl yapacağız? Yani iki dışarı iniyorsa bu sefer bunu nasıl göstereceğiz? Onun için de bunun korunduğunu direkt şuradan ispatlayabiliriz. Sinüs esasını kullanalım. A yerine 2R sin A yazıyorum. A çizgi yerine şunu yazabilir miyim? 90 eksi B artı C yazabilirim. Herhangi bir problem yok. R sin B geliyor. Şimdi sin B'yi karşıya aldım 2R'nin yanına. Burası B geldi. B cos C. Artı C cos B geliyor. Her kenar için onu bilebiliyorum. İkinci özellik şu. Şuraya geçeyim. A eksi sin B eksi sin C artı B sin B eksi sin A artı C sin A eksi sin B. Bunun sıfır eşit olduğunu söylüyor. Bu aslında zor bir şey yok yani. Sin B'yi ya A sin B yazıyoruz. Sin B'yi yukarı alırsam eğer B böyle 2 R geliyor. A parantezinde B bölü 2 R eksi bu da C bölü 2 R gelecek. Şimdi aynısını hep sonra olduğum zaman 0 çıkıyor. Devam etmeyeceğim ben. Yani bu güzel. Üçüncü özel. Şunu siliyorum. Bir ABC üçgenini alalım, şu şekilde ifade edebiliyorum. Kenarlarını çarpıp, çevrel çarpmak çapının iki katına böldüğüm zaman her o üçgen alanını elde ediyorum. Bunu liseden gören var mı daha önce? İspat için ne kullanabiliriz peki?
Aklına fikir gelen var mı? Belki sinüs teoremi. Aynen, sinüs teoremi. Sinüs teoremi de şöyle hızlı göstereyim. Ya tamam, yere güçlerin alanı nasıl hesaplıyoruz? Şu şuraya A indireyim, şurası B olsun, şu H. A, H bölü 2. E şimdi bu H yerine ben... Şurası C köşesi. B'sin C'ye yazabilirim. Genelde şöyle yazılıyor. 1 bölü 2 AB arada kalan açının sinüsü. Şöyle yazılıyor. Şimdi aynısını uygulayacağım sadece. Yapacağım herhangi bir farklı bir şey yok. Şu sinüs yasasından. Sin C yerine ne yazabilirim? Ona bakıyorum. Sin C yerine C bölü 2 ile yazabilirim. 1 bölü 2 AB C bölü 2 B. A, B, C bölü 4, R bölü. Yorum var mı? Nasıl gidiyor şu an? Güzel mi? Tamam. Siliyorum burayı tekrar. Bunlar iki tane iyi, büyük gibi gözüküyor da. Ayırayım şunları. Şimdi soru şunu diyor. Bir ABC üçgenim var. A'dan geçen iki çemberden bahsediyor ve bu çemberler BC'yi B ve C noktalarına kesiyor. Yani şu şuralardan geçen çemberlere bakacağım. Ama tabii bunun üzerine çizemem. İlk çemberleri çizip üzerine uçurum çizeceğim. Ya burası içeride kesiyormuş gibi gözüküyor ama aslında kesişmiyor. Yani ne kadar düzeltebilirim bilmiyorum. Şöyle. Neden kesişmiyor ki? Sadece köşelerinde kesişiyorlar. Çember yerleri. Soru öyle diyor. Ha tamam. Her bir şurada şu çemberlerin yarı çapları. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda yani şunu düşündüm. PQ bir şeyin karesi ne? İşte aklıma direkt geometrik ortalama geldi. Geometrik ortalamayı nerede kullanıyoruz diye düşündüm geometrikte. Mesela hani bir örnek verecek olursam bir yamuk aldığım zaman işte üst kenarı P, alt kenarı Q olsun. Bu yamuğu iki benzer yamuğa bölen şu aradaki
kesim kök PQ kağıdı. Yani acaba bunu buna bağlayabilir miyim diye düşündüm. Burada bunun sebebi de işte hani P'nin X oranı, X'in Q'ya oranından X eşittir kök PQ geliyor. Ama bu olmaz. Yani olmuyor. Dedim ki şu olabilir belki. İki çember aldığım zamanlar teknikte birbirine denk iki çember olsun. Şimdi bunun uzunluğu çapı T kadar bunun ki Q kadar olursa bu şöyle. Merkezlerini birleştiren şu yay olsun. Şurası dik geliyor. Şuranın uzunluğu da kök PQ kadar. Bu mu olabilir diye düşündüm ama yok olmadı. Başka bir şeyle bağlamak lazım. Yani bunu yalan yok. Eğer konudan bağımsız görsem çözemem şu soruyu. Şöyle yapacağız. Şu ABC üçgeni olsun. Ve şunları birleştiriyorum. Şu yaylara göre çevre açıları da çiziyorum zaten. Ya amacım şunlara ya da şunlara ulaşmak ki yani sinüs yasası üzerine konuşuyoruz hala. Oradan bir şekilde bir sinüs yasasını bağlayayım. Niyetim o. İlk şunu düşündüm. Bir yanlış. Şimdi şurası C açısı. Şunları da yazayım. Burası C açısıyken şuraya ulaşayım dedim. Olmadı. Ama aslında burada şunu görmek gerekiyor. Şu açının ölçüsünü bulabiliyoruz. Yani aynı şekilde şu açının. Ne olabilir? Bunlar nasıl olur bize de? Bir. Yolamam. Şunu yapabiliriz. Şurası T giriş açı. Bu da aynı. Aynıya göre teğet giriş açı, çevre açı eşittir. C. Tamam. Kenar C kenarı. Bu da B kenarı. Tamam şimdi oldu. C kenarı sin B'ye oranı 2P kadar. Yine aynı şekilde B kenarında sin C'ye oranı 2Q kadar. Bunları çarptığım zaman şu geliyor aslında, çok uzatmak istemiyorum. Hadi yapayım. Şunları aşağı indiriyorum. P çarpı Q ne oldu? B çarpı C bölü 2 sin B çarpı 2 sin C oldu. Burada da BC bölü 4 kalsın. Şimdi sin B sin C yerine asıl üçgende de sinüs yasası var. Buradaki sinüs yasasındaki terimleri kullanacağım. Ters taklattırdığı zaman B çarpı C çarpı 2 ile çarpı 2 ile geliyor. B'ler birini götürdü. 2'ler birini götürdü. Peki. Sinüs yasasına ait örnekler bu kadar. Sorusu olan mı? Neden Q7'yi yazdığında kare koymak için? Bir şeyi ispatlamadım çünkü. Ha. Her ikisi de kullanılıyor. Ama, ama eskide kalmış ya. Anladım. Ama aslında tam da bunu örnek. Q7'ye ne demek olduğunu bilmem mi? Kanı demiştir dedi. Latince bir şey. Q7'de yani matematikte genelde bir şeyler sona erdiği zaman bir şey ya Q7'de yazılır ya şöyle bir kare olur. Ya da SS DS yazılır. Şimdi Q7'de şey quadrat demonstrantum diye Latince bir sözcükten geliyor. Gösterilmek istenen şey de işte buydu anlamında bir şey. Göstermek isteneni göstermiyor Q7'de yazdım. Sınıf geometri kullanılıyor doğru. Evet. Evet. SSBS'de sen sabah selam söyle.
Sebat öğrenme bileniz var mı arada? Duydum ama. Sebat teoremi aslında geometrideki en önemli teoremlerden birisi. Önemli olmasının sebebi Sebat'ın tersinin çok önemli olması. Şu bitince hemen orada geçeceğiz. Şöyle. Şimdi Sebat teoremi şunu söylüyor. Sırayla bir kenarın iç parçasını alıyorum. A çarpı C çarpı E. B çarpı D çarpı F'ye eşit. Hangi şekilde bölersen mi? Her üçgen. Hangi şekilde bölersen? Aynen. Hepsinden. Aksinin güzelliği de şu. Yani teoremin aksinin güzelliği de şöyle bir çok şuradan geliyor. Bu oranların olduğunu biliyorsun. Yani iki doğru muhakkak tek noktada kesecek. Üçüncü de oradan mı geçiyor? Onu bilmek için tersi çok önemli. Şimdi Sevan ispatını vermek için çok zekice bir ispat vermiş ama ben ondan önce Menalos teoremini vermek istiyorum yani. Bence Seba Menalos'un incelenmemeli. Menalos teoremini biliyor musun? Liseden falan. Bunlar lisede çok... Benim dönemimde işliyorlar. Şimdi bu yapı Menalos yapısı. Menalos teoremini kitap ileride tekrar alıyor. Ama ya o zaman daha farklı ispatlara bakarız. Ben şu anda Menalos'un en temel ispatını vereceğim. Menalos teoremini şunu söyleyeceğim. Yazayım direkt. A, B, C, D, E, F olsun. Kenarlar böyleyken bir ucundan tutuyorum. Şuradan atlıyorum. Hiçbir fark yok. Buradan tutuyorum. İlk kısmı tamam bu oranı. A'nın A artı B'ye oranı. Çarpı C'nin D'ye oranı. Çarpı E'nin F'ye oranı bir eşit. Teorem bunu söylüyor. Her üçgende çalışıyor. İspatını şöyle vereceğim. Şunu uzatıyorum. Doğrusal olduğunu varsayın. Ve şuradan kelebek. Aynen, kelebek. Şuradan tabana paralel atıyorum aslında. Uzunluğu x olsun buranın. Şimdi kalbi şurası olan kelebekte kelebek benzerliği yapacağım. X'in A artı B'ye oranı. C'nin D'ye oranı. Bir de kalbi şurası olan bir kelebek var. Bir de burada kelebek benzerliği yapacak. Yine ikisinin A'ya oranı. E'nin F'ye oranı. Şimdi şurada X'in A artı B'ye oranı, D'nin C'ye oranı olması lazım. Ah, pardon. D'nin C'ye oranı. Tamam. Şimdi x yerine AE bölü F yazıyorum. AE bölü F yazıyorum. A artı B burada. Eşittir. D bölü C geldi. Şimdi D bölü C'yi de karşıya geçiriyorum. C'yi de ortalarına alıyorum ki şık gözüksün. ACE şöyle. A bölü A artı B çarpı C bölü D aşağıya geldi. Çarpı E bölü F. Bu bir eşit. Problem var mı? Tamam. Şimdi burada yani Menalos yapmaya çok uygun aslında.
şurayı görmeyin. Şurayı görmeyin. Aynen, menolus yapısı. Tabii menolus yapmak için burada şu parçaları kullanıyordum. Burada da kullanmak için bunu resim vereceğim. Meyve ne diyorum? Şimdi ucu şuradan başlayıp menolus yapacağım. Menolus neydi? Tekrar bakalım. A'nın A artı B'ye oranı, C'nin D'ye oranı, çarpı E'nin F'ye oranı, bunları çarpınca 1 diyorum. Burada aynısı yapıyorum, şuradan tutuyorum. B'nin D artı A'ya oranı, çarpı F'nin E'ye oranı, çarpı M'nin E'ye oranı, 1. Bir de şuradan tutuyorum. A'nın artı D'ye oranı, çarpı C'nin D'ye oranı, çarpı M'nin N'ye oranı, ne bir. Şimdi burada bu benim çok hoşuma gitti. Ne zaman gittim? Çünkü hani geometriyle biyoloji birleştiriyormuşuz gibi hissediyorum. Yani bu M'ne hiçbir iş, yani çok işe yarıyor da olayın başına giriyor çünkü enzim gibi bir şey. M'neler sadece... DC olması lazım değil mi? DC olması lazım. Yine mi ders yazdın? He. Şimdi ters baktığımız için mi? Bak, menolos da şöyle. Köşeden tuttum. Aha. İlk kısmı tamam bu arada. Bu sadece ilkinde. Aha. Çarpı sırasıyla zıplıyorum. C'nin D'ye var. Ha, tamam. Tamam. Okey. M'ler sadeleşti. AB'ler sadeleşti. Ne geldi? Şimdi şurayı karşıya atıyorum. Bir burada. Bunlar seviyen. Şimdi unutmadan şeyleri de söyleyeyim. Seoteri'nin tersine gelmeden. Genelde geometri kitaplarında şu birkaç teorem beraber inceleniyor. Yazayım. Yani Seva ile birlikte incelenir. Menolos da ondan verdim. Yani Seoteri'nin Menolos kullanmadan da yapabiliyoruz. Hatta o daha zekice bir yöntem. Ama bu kenarlar ve seviyanlar arasında işte bu ilişkileri incelediğimiz bir grup teorem var. Bunları beraber çalışmak olaya ayrı bir zevk katıyor. Menolos şey. Seva'dan Menolos yollayabilir miyiz? Yani denk midir bunlar acaba? Yani bilmem. Seva'dan Menolos'u kanıtlayamayız. Neden kanıtlayamayız? Artı veririz. Çünkü diyelim şu üçgeni birleştirdim. Ama ben de onu düşündüm. Bunu birleştirdiği zaman menolos da şu parçaları kullanıyoruz. Ya belki de kanıtlanırdı, çok emin konuşmayayım da. Ama bu parçaları Seva'da kullanmıyorum. Belki son abi şey, bana abi kullanarak kanıtlayabilirim. Yazayım bunları. Menolos. Seva. Yine işte benzer şekilde. Karnot. Karnot terim daha basit. Yani bu çok ispatlaması da kolay. Şöyle bir nokta aldım ve bu noktadan kenarlara dik atıyorum. Yine A, B, C, D, E, F olsun. İşte A kare artı C kare artı E kare eşittir B kare artı D kare artı E kare eşittir. Bu karnot. Şurayı tutuyorum. Van Haber var. Van Haber de şunu söylüyor. Şu yapıyı gördüğüm zaman N, E, F, D, C. Şunların uzunluklarını bulabiliyorum. M'nin N'ye oranı D bölü C artı E bölü D'ye eşit. İspatını vermeyeceğim. Çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Sadece beraber çalışılabilecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Şuralardan şunları uzatıp bizdekiden kelebek yapınca çıkıyor. Bunlar beraber izledim. Fakat bunların yanında birkaç teorem daha var. Bunları çalışması çok keyifli. Bir grup teorem var. Bu da şunları göstereyim. Bu sefer... Çok çirkin çizdim. Neyse. A, X, D, B, Y, C.
CZ olmak üzere. Eğer üçgen alanı 1 kabul edersek, şu aradaki üçgenin alanını veren bir teorem var. Yani rastgele üçgen doğru atılmış ve aradaki üçgenin şeyini söylüyor. Alanı söylüyor, gayet güzel. Alanı 1 değilse olan nasıl olur mu? Alanın bir, ya, alanı 1 kabul ediyorsun direkt. Daha sonrasında oranlarsın. Alanı 1 kabul ediyor olmak işlemlerde rahatlık sağlıyor. Yani notlarında ispatı var. Şeyden sonra bak, o konudan sonra bakabiliriz. Neyse, tamam. Ha, bir de buna bayılıyorum. Kütle merkez geometrisi. Kaldıraçları biliyorsunuz değil mi? Kaldıraç. Tamam, oraya gitmeyeyim. Şurası bir uzunluğunda, şurası üç uzunluğunda olsun. Bu dengedeyse eğer ağırlıklar çaprazlanıyor değil mi? Şurada diyelim işte üç ağırlığında bir şey varsa tork diyor. Aynen. Dönme merkezine göre torklarını eşitliyorsun. Ama daha basit diyorum tabi de işte kütle kolu çarpı kütle yük çarpı yük kolu. Ya yani yanlış söyledim. Neyse ondan işte. Tamam. Peki kaldıraçın uygulada tepki kuvveti ne kadar burada? Tepkinin ağırlığı. Ne kadar büyüyorsa tam tersi. 3 mü? 1 mü? 1 mü? 4 kadar. Bunun aynısı çok enteresan bir şey. Geometride de var. Bunun çalışmasını yapmayacağım. Ben örneği var ama dağıtmak istemiyorum çok fazla. Ama yine de çalıştırabilir. Çok keyifli ve eğlenceli bir konu. Tamam. Şimdi. Sema teoreminin kitabın verdiği ispatı yapacağım. Şu ben Ağustos'ta siliyorum. Okumadan nasıl gidiyor şu ana kadar? Güzel mi? Yani geometri yapacağız dedik de şu anda yaptığımız geometri hoşunuza gidiyor mu? Benim hoşuma gidiyor. Bence çok güzel gidiyor ama şey, kamera olunca sanki böyle bir şey yaptık, gerildik gibi oldu. Öyle bir şey var mı? Ben kamerayı görmüyorum. Ben. Abi, soru sormadık ya. O yüzden. Ya, tamam. Yani konuşmak bu arada değil, sadece konuda sormasın, siz de sorun bu arada. Evet, evet. Yorum da yapabilirsiniz. Tamam. Oran orantıdan şunu biliyoruz değil mi? Bir orantı verdiği zaman bize şunu yapabiliyoruz. Bu problem var mı? Nasıl diyeyim? Kasarım tam bunu düşünme. Şöyle gösterebiliriz. Tersine göstereyim. A artı C bölü B artı D'nin neden aynı orantı sabitini koruduğuna bakalım şimdi. Şimdi A yerine ne yazabilirim ben? DK yazabilirim değil mi? C yerine de DK yazabilirim. B artı D parantezini aldığım zaman. Evet ya. Tamam. Onun için şöyle bir orantı gördüğüm zaman bu arada çizgi uzatıp artı x, eksi de aynısı var burada. Alt gözü çünkü aynı işlemleri yapıyorum. Orantıyı bu şekilde oynayabiliyorum orantılar üzerinde. Şimdi şuna bakacağız buradan. Ben çok şey yazacağım şimdi. Kitabın verdiği örnek neden zekice dediğim işte tam buradan geliyor. Yani bu Seva teoremine buradan gelip ispatı da size benim aklıma gelmez. Ya yani tutup da şu anda yapacağım şeyler arasında oyun oynarken ancak rastgele Seva teoremi karşıma çıkardı yani. Eski bir zaman. Evet. Şimdi şeyi biliyoruz değil mi? Üçgenlerin bir şurada sıra keseni var. Şu üçgen parçalarının alanları oran tabanları oran eşit olur biliyoruz değil mi? Yükseklik aynı. Yani yükseklik aynı olduğu için taban parçalarının oranı neyse alanlar oranı da o olacak. Şimdi. A bölü B'yi onun için şöyle yazabilirim. Bunları da isimlendirmek lazım. İyi seyredin.
AX üçgeninin alanıyla AXC üçgeninin alanını oranı. Ya şu üçgenin alanı oranı, şu üçgenin alanı tamamen oranı. Uzatmayacağım. Yine aynı şekilde şunu P noktasına tutup da yapabiliriz. Şu üçgen yükseklik yine aynı, tabanları oranı. Şimdi elimde bu varken demin yaptığım gibi şunu yapacağım. Problem var mı şu noktada? Tamam. Şimdi bunu yapmak elime ne geçirdi? Elde ettiğim şey ne? ABX'den BBX çıkartıyorum. Yani şuna bakın alanları oranı. A'nın B'ye oranı geldi. Okey mi? Tamam. Şimdi bunu kullanacağız. Şimdi direkt yazıyorum. A'nın B'ye oranı A ve P'nin A, P, C'ye oranı C'nin B'ye oranı B, P, C'nin B, P, A'ya oranı E'nin P'ye oranı A, P, C'nin B, P, C'ye oranı. Şimdi tekrar bakalım C'nin D'ye oranı ne dedik? BPC'nin BPA'ya oranı. Yani bunda da simetrik. Aynı. Şunların oranlarına bakıyorum. Alttaki de şunlara bakıyorum. Her yeri iki kere taradım, fark ettiniz değil mi? Şimdi bunları çarpıyorum. Çarptığımı varsayın. ACE BDP. Şimdi ABP, BPA aynı götürdü birbirlerine. APC, APC götürdü. Bunlar da götürdü. Bir. Vay be. Yani kitabın verdiği ispat böyle. Hem de zekice bir ispat. Evet. Evet, güzel. Tamam. Şimdi gelelim. Herhalde şu okuma grubunda yapacağımız en kıymetli şey. Sebat vermenin tersi. Nereden geliyor bu? Tip çok problem değil mi? Soru sana. Ha, bu noktalar demek. Şimdi diyor ki 3 seviyen varsa ve şu sağlanıyorsa eğer çizgimdeki şuradan gelen de bir, şurası Z olan bir şey var. Nokta var. Burada Z diye bir nokta var. Buranın üzerinde de, üzerinde göstermiyorum şu an. Çünkü tersi ispatlayacağım için biraz silmek istemiyorum aynısını.
Bu koşul sağlanıyorsa diyor ki buradan gelse gel bu noktadaştır. Şimdi bunu göstermek güzel. Geometride daha önce hiç böyle bir teorem tersini ispatlayan var mı? Devam et sakin. Şimdi şöyle, şuradan bir sevgen alıyorum. Şu sindir. Buna z üssü diyorum. Şimdi buradan aldığım sevgen ya da fraktörün çizim şu. Şimdi buradan aldığım sevgen Seva teoremini sağlar değil mi? Yani üç aynı noktadan kesişen üç tane sevyan var. Ve doğru başlar arasında demin göstermiş teoreme göre bu orantı sağlanacak. O zaman şunu yazacağım. Altına yazayım. Elimde SEO teoremini yazdım. Ne yazdım? AY çarpı XC çarpı Z üssü B eşittir. BX çarpı CY çarpı AZ üssü. SEO teoremini yazdım. Burada SEO teoremi tutuyor. Şimdi diyor ki şu da sağlanıyor. Şu sağlanıyor diyor. Bu sağlanıyorsa şimdi şunlar ikisi arasında bir yorum yapacağım. Elimde bu var ve bunun da sağlandığını biliyorum. Şöyle. İlk tarafı şöyle görelim. Elma eşittir elma olsun. Alt tarafta da işte muz eşittir muz olsun. Bunları çarpabilirim değil mi? Problem yok. Şimdi şunları çarpıyorum. Çarptığım zaman şöyle diyeyim. Arada koca bir çarpı olsun. Bunları çarptığını düşünün. Eşitlik korunuyor değil mi? Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. En tarafta CX var. Ben bunu götürdüm. AY'ler var. AY'ler götürdü. BX'ler götürdü. CY'ler götürdü. Ne kaldı geriye? AZ çarpı Z üssü B eşittir. AZ üssü çarpı ZB kaldı. Şimdi normalde demiyor ki bu sağlanıyorsa her zaman noktadaştır. Yani çünkü ne var? AZ yerine Z yerine Z üssü var. Z üssü yerine Z var. İspat bitti diyorlar ama bence demem. Onu iddia etmez ya. Neden mi? Acaba arz değil mi? Eder. Şundan dolayı eder. Çünkü aynı doğrunun üzerinde var. A ve B'nin köşe olduğunu, yani bir doğru parçası uçları olduğunu bildiğim zaman bir parçadan konuşuyorsam eğer şu doğru parçasını inceliyorum. Bu A köşesi olsun, burası da B köşesi olsun. Şimdi amacım Z ile Z üstünün noktadaş olduğunu gösterip şeyi ispatlamak. Yani buradan üçüncü genel bir kesen sevayı sağlıyorsa eğer bunun noktadaş olduğunu göstermek. Yani niyetim Z ile Z üstünün aynı olduğunu ispatlamak. Varsayalım ki bunlar şöyle Z'nin birisi burada olsun, Z üstü de burada olsun. Hatta bu işte şunun ne demek olduğunu bilemem şu kısa tamam. Bir daha class of generality. Genelliği bozmadan. Yani burada Z üstü önce olup Z sonra da gelebilir. Bir fark yaratmıyor şu anda bizim için. Bunun ama önceden söylemem gerekiyor yani böyle bir şey yapıyorum da. Şimdi şu parçaları alıyorum. Bunlara uzunluk vereceğim. Daha sonra ispatlayacağım ki şu arada aslında herhangi bir uzunluk yok. M, N, K olsun. Ama burada şunu fark etmek gerekiyor. M ve K'nın
sıfırdan farklı olduğu bariz. Çünkü bu gelen eğer bir seviyansa köşelere gitmiyor. Bu iki doğru parçasınız bir yere gidiyor ve bu M ve N uzunlukları sıfırdan büyük bir uzunluk. Tanım gereği. Aynen, tanım gereği. Tamam. Şimdi artık elde ettiğim şu bilgiye göre işlem yapacağım sadece. Şimdi ağırlık Z'ye olan uzaklığı. M çarpı Z üstünün B'ye olan uzaklığı K eşittir. A'nın Z üstüne olan uzaklığı M artı N. Z'nin B'ye olan uzaklığı M artı K. Şimdi artık gerek işlemleri yapmayacağım. Evet. MK artı MN artı N faresini alıyorum artık. Şu geliyor. Bunlar birini götürdü. O zaman ne kaldı? 0 eşittir. N defa N artı N artı K. Şimdi şuranın 0'dan büyük eşit olduğunu biliyorum. Çünkü M ile K 0'dan farklı. Ve pozitif bir uzunluk var. Şöyle göstereyim direkt. O zaman tek seçenek N'nin 0 eşit olması kalıyor. N de eğer 0 eşitse Z gerçekten Z üstüne eşit oluyor. Yani eğer bu koşul sağlanıyorsa kenarlar arasında, şuradaki şuradaki parçalar arasında bunların şu sırayla olan çarpımları eğer birbirine eşit oluyorsa üçüncü genel kesen de noktada şu olmak zorunda. Bu Seva teoremin tersi. Seva teoremin tersini mesela şeyde kullanabiliriz. Mesela soru sorduk. Bize şöyle gösterdiler. Üç yükseklikli tek bir noktada kesiyorlar gösterdiler. Nereden biliyoruz üç yükseklikli tek bir noktada kesiştiğini? Çevrel çemberden mi? Yine aslında şuradan geliyor. Ha ya da şey kenar ortaylar. İlk örnek o aslında. İlk örnek kenar ortaylar. Siliyorum artık. Ama şunu diyor. Bunlar kenarortaysa eğer. Yani böyle çizeyim belki. Hatta şöyle ama böyle daha iyi. Kenarın orta noktalarını aldım diyelim. Bunları karşı köşeyle birleştiren bir seviye olacak değil mi Ermes'in? Bunlar tek noktada kesişir mi? Seva teoremi sağlanıyor mu? X çarpı Y çarpı Z. X çarpı Y çarpı Z. Evet, Seva teoremi sağlanıyor. O zaman gerçekten bunları birleştiren bu üç seviyen de tek noktada kesişiyorlar. Kenar orta noktada. Aynen. Üçgen ortay neden de tek noktada kesişir? Yükseklikleri de gösterelim. Yükseklikler güzel.
şunu da tamam. Şunu kullanacağız. Şurayı nasıl yazabilirim? Burası C cos B kadar. Burası B cos C kadar. Şurası ne kadar? Tüm kenar aynıken A cos C kadar. Şurası C cos A kadar. Problem var mı? Şimdi şunları O ve K diyorum. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Bu C kenar uzunluğunu da şuradan biliyorum. B cos A artı A cos B kadar. Bu C kenarın uzunluğu. Şimdi şunu yapacağım. Sebat ayarını uygulayacağım. C cos B çarpı A cos C çarpı U eşittir B cos C çarpı C cos A çarpı K kadar. Şimdi her tarafta C'ler var, bunlar bizim götürdü. Cos C'ler var, bunlar da bizim götürdü. Başka giden bir şey var mı? Yok, şu var. A cos B çarpı U eşittir B cos A çarpı K. U'nun K'ya oranına bakalım mı? Bu artık K'ya bakalım. Gözüktü mü? Problem var mı şu anda? Ben gidiyoruz. Güven problem yok. Tamam. Yani şu bunların oranı B cos A ve A cos B iken bunların toplamı da bu. O zaman bunlar eşit. Ve bu noktada sadeleşmiyorlar. Tek kendisi. Şimdi bu sağlanıyorsa U eşittir B cos A'ysa şu uzunluk. Burası B ise A burası ise ve zaman burası dik olmalı. Üç yüksekte tek nokta kesişiyormuş bunu gösterdik. Şurada problem var mı? Burayı da anlamadım. Şuradan şurada problem yok değil mi? Yok, orada. Şu orantıyı bulmakta problem yok değil mi? Yok, o değil. Tamam, bunu kurduk. Şimdi şunu biliyoruz. Şurası U'ydu ya. U artı K neydi? C kenarıydı. C kenarı nasıl yazıyorum? B cos A artı C A cos B. Şimdi şunu biliyorum. Tamam, anladım ya, tamam şimdi anladım. Şuna P diyeyim. Ha, anladım ben. Yerine yazdığım zaman P1 geliyor. Ha, anladım, tamam. Anladım. Nasıl? Şu an iyi gidiyor mu? Sıkıldık mı? 15 dakika daha dayanır mısınız? Tamam. Stewart teorini bileniniz var mı? Şey mi? Kesenin uzunluğunu bulmak için nasıl da şunun karesiyle bunun karesi bölü böyle toplamı bölü evet. Çarpımları falan. Tamam, evet, tamam. Diyorsun onun bir kısaltması vardı sanki.
Men evet, and instead. Evet, ama çok saçma, çok saçma bir şey. Erkekler neden kısa yaşar? The man and his dad put a bomb in a sink diye kısaltma yapıyorlar. Evet. Ha, aynen. A man and his dad put a bomb in the sink. Tamam. Evet. Tamam. Stewart teorem şu. Buradaki kesenin uzunluğu X diyelim. Şunlar da B. Şöyle A, B. M ve N olsun. Buradaki kesenin uzunluğunu burada verilen diğer parçaların çizinden hesaplayabiliyorum. Çok kıymetli bir şey. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz sizce? Çok bariz bildiğimiz bir uzunluğun formülüyle bunu gösterebiliriz. Nasıl gösterebiliriz? Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi değil mi? Yani şu iki açı arasında ki ilişkiyi biliyorum. O zaman bunlar arasındaki kosinüs ilişkisini de kurabilirim. Eğer artık şurada iki tane kosinüs yaparım, daha doğrusu x'i çeker birleştiririm. Sinüs teoremini falan da verdim. Onun kosinüs teoremini de vermek istiyorum. Hatta kosinüs teoremini şuradan vereceğim. Ben şunu o kadar çok kullandım ki bu derste. Şuradan vereceğim. Bu ilk derste burada bunları yapıyorum olsa bile kosinüs teoremini hepinizin bildiğini biliyorum. Ama önemli olan bunların farklı ispatlarına erişebiliyor olmak. Çünkü bu ders matematik öğrencileri 373 ders olarak alacak. Ama niyet şu olmadı. Bu dersi işlerken hocalar o kadar detaylı ispat yapmayacaklar. Yani bir örnek üzerine 2-3 tane ispat yapmayacaklar. Biz ne kadar bir örnek üzerine farklı ispat görürsek o kadar bizim kârımıza. İşte kosinüs teoremini şuradan ispatını çoğu kişi bilmiyor. Yani ben de ilk anda çok şaşırmıştım. Ne bir üçgen çiziyorsun ne başka bir şey yapıyorsun. Kosinüs teoremi bizim bildiğimiz ispatı ne? Şu genelde. A, B olsun. Şurası C olsun. Buradan dikiyi indiriyorum. Bu dik ne kadar? Şurası C kenarı. Şuranın tamamı da. Dik ne kadar? A'sın C kadar. Şurası ne kadar? A kos C kadar. Şurası da B eksi A kos C kadar. Şimdi artık şurada Pisagor yapınca şey geliyor. Kosinüs teoremi geliyor. Bunu yapmayalım. Şuradan ispatlayalım. Her birisini yazıp A ile çarptığımı düşünün. Şunu A ile çarpıyorum. A kare eşittir. A B cos C. Artı A C cos B. Şimdi B ile yazıyorum. B ile olan nasıl? B ile A cos C. Artı C cos A. C ilesi nasıl? A cos B artı B cos A. Şimdi her birisinin kendisi çarptığını düşünün. Sıkıntı var mı şu ana kadar? Sıkıntı var mı? Şunları eksiyle çarpıp topluyorum. Ne geldi? A kare eksi B kare eksi C kare eşittir. Şimdi eksiyle çarptım. Hemen şöyle şu eşitlikleri yanına çekeyim. Bunlar eksi. Topluyorum. Toplayınca ne gelecek? Şunlar birbirini götürdü. Başka. Şunlar birbirini götürdü. İki tane şundan geldi değil mi? Eşittir. Eksi 2 BC cos A. Bunları karşıya attığım zaman A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 BC aradaki açının kosinüs. Sevdiniz mi? Bayağı iyi. Ben bunu gördüğümde bugün çok hoşuma gitmiştim. Tanış yorum. Ama en sevdiğim kosinüs teoremi ispatı bir başkası. Şu. Yani. Bir çapraz kosinüs elimde ve şöyle yapıyorum. Bu benim kosinüs teoremine bakacağım dik üçgenim olsun. Şurası B, şurası C uzunluğunda. Şunu uzatıyorum.
Çapı gören çevre açı yine 90 derece. Şöyle yapacağım, şunları da uzatıyorum. Şurası alfa olsun. Şu alfa üzerinden hesaplamayı yapacağım. Şimdi burası 2a iken şu kenar tamamı nedir? 2a cos alfa kadardır. C kadarı burada. 2a cos alfa eksi c. Şurası. Şurası yine a kadar. Yarıçap. Şuradaki yarıçap ne kadar? Burası b kadarsa şurası a eksi b kadar. Şu mavi kısmın uzunluğu. Şimdi şunu yapacağız. Şurada mecbur pembeyi kullanıyorum. Şu kısımların çarpımı şu kısımların çarpımına eşit. Bunu biliyor musunuz? Çember aldım. Bunları kestim. Şunları birleştiriyorum. Şunların ikisi aynı yeri görüyorlar değil mi? Buradan gösterebilir miyim? Şunlar da aynı şeyi görüyorlar. X, Y, A ve B olsun. Şimdi şurada şu orantıyı kuracak açılar arasında. Karşısında Y var. Karşısında yok. Karşısında Y var. Evet. Karşısında B var. Şimdi şurada tekin karşısında A var. Burada çiftçinin karşısında X var. E o zaman x çarpı y eşittir a çarpı b gelir. Problem var mı? Yani şu görüntü elinde olduğu zaman şu parçaları kendi aralarında çarparsam eğer birbirine eşit oluyorlar. Burada da aynısını yapacağım. A eksi b çarpı a artı eşittir. 2a cos alfa eksi c çarpı c. Tamam. Ne geldi? A kare eksi b kare eşittir. 2ac cos alfa eksi c kare geldi. B kare eşittir yapacağız. Aynen. D kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 AC. Bu da yine farklı güzel bir sıkıntı. Yani kosinüs teoremini kullanacağım. Dik üçgen mi aldım ben bunu? Bu dik değil, pardon. Bu dik değil, pardon. Tamam. Kosinüs teoremi yapacağım üçgeni alıp hipotenüsünü bir kenarını tutup bir çemberin yarıçapına oturtuyorum. Daha sonrasında karşıma çıkıyor. Yani üçgenin içerisinde bir şey yapmadan bu formülün çalıştığını görüyoruz. Şimdi gelin kosinüs teoremi artık yeterince özümsedik. Stewart teoremi. Şimdi şuraya gamma diyorum. Burası da 180 eksi gamma. Şimdi şurada kosinüs teoremi yazıyorum. B kare eşittir. X kare artı n kare eksi 2 x n cos gamma geldi. Şimdi şurada yazıyorum. A kare eşittir. X kare artı m kare eksi 2 x m cos
180 eksigrama geldi. 180 eksigrama. Şuraya gama yazıp şuraya artı yazabilir miyim? Tamam. Bundan sonrası cebirsel manipülasyon. Ve benim illet ettiğim şey. Tabanları eşitse eğer, tabanları yok ettim. V kare M artı A kare N eşittir. M artı N parantezinde, M artı N parantezine alıyorum hepsini, M artı N'ye bölüyorum. X kare artı M, M N'yi artık karşıya atıyorum. X kare geldi, çok kötü manipülasyon yaptım ama olsun. Tamam. Geldim. Ne demiştik? Sevgenin uzunluğu x ya. Parçalar AB olsun. Buralar MN olsun. Burası tamam C kadar. Yandaki kenarın karesi çarpı çaprazındaki bunları topluyorum. Taban uzunluğunu tamamına bölüyorum. Eksi tabandaki parçaların çarpımını çıkartıyorum. Bu sevgenin karesini elde ediyorum. Stirk teorem böyle. Birçok yerde çalışıyor. Çok güzel. Çok da kullanışlı oluyor. Ya da pazarladıysa. Şimdi şu var. Bu komik demin dediğimiz şeyde. Bunu eğer şöyle yazarsam şuradaki harfleri. B, C, N, M, V, D yazarsak şu yukarıyı yazacağım. Bunlar yer değiştirdi. B kare U yok. A yerine C yazdım. C kare M. Direkt şuradan yazayım. B kare M artı C kare M eşittir A D kare artı A çarpı M çarpı N geliyor. Ve bunları da şöyle yazınca D kare şuraya getiriyorum. D artı M eşittir DMB artı CNC. Bunu da şöyle kafalarına koyuyorlar. Şöyle, aslında bir şey daha anlatmak istiyordum ama sizin biraz sıkıldığını fark ettim. Onun için burada bitirebilirim. İsterseniz son şeyi de anlatıp öyle bitireyim. Siz karar verin. Burada bitirebiliriz ama Stirk teoremin başka bir ispatını vereceğim çünkü. Tamam, ben onu da vereyim. Hazır kamera kayıttayken. Batlamyus teoremini biliyor musunuz? Ne teoremi? Batlamyus. Şunu söyle. Bir kilitler dörtgeninde karşılıklı kenar uzunluklarının çarpımının toplamı o kilitler dörtgeninin köşegenlerin uzunlukları çarpımına eşit. İspat çok zekice önemli bir ek çizim içeriyor. Onun için bence burada bakmak kıymetli.
Bunun bir çember olduğunu varsayalım. Kişiler örgütlerini şöyle alıyorum. Merkezleşmiyor. Tamam, şimdi şunu yapacağım. Burada bazı açıların eşit olduğunu görüyoruz değil mi? Mesela şu çember yayını gören şu iki çevir açı eşit. Ya da aynı şekilde şu çember yayını gören şu iki açı da eşit. Şimdi burada şöyle bir ek çizim yapıyoruz. Benzerliği bu ek çizim üzerinden kuracağız. Şuradan bir nokta alıyoruz. K noktası. Şuradan bir ek çizim yapıyoruz. Bu K noktasını nasıl alıyorum? Bu K noktasını şuradaki açı beta olacak tabi alıyorum. Problem var mı? Yok. Şimdi güzel. Bunlar evet beta ama bunları değiştireceğim. Yanlış açıda yazmışım. Şunları alıyorum. Şu yayı gören iki açı alıyorum. Şurası beta. Pardon. Tamam. Şimdi oldu. Şurası beta. Şu yayı gören çevre açılar beta olmak üzere şuradan bir beta açısı alıyorum. Tamam. Şurası ne kadar oldu şimdi? Şu açıdan pardon. Hadi pardon. Şimdi şu benzerliğe bakmak gerekiyor. BKC ile BAD yazmışım. Tamam, sen yapalım. Tamam. Şu üçgeni görüyorsunuz ya. Şu üçgeni büyüterek şöyle döndürdüğümü düşünün. Şu alfa artı beta, alfa artı beta'ya geliyor. Şuraya x diyeyim. B artı x yine beta artı x oluyor. Beta artı x, beta artı x oluyor. Şu üçgeni şöyle büyüttüğümü düşünün. Problem var mı? Tamam. Bir de şu benzerliğe bakacağız. CDB ile KAB. CDB ile şunun ne? Ya abi, alfa beta bilmediğim açı, alfa beta bilmediğim açı. Şunların ikisinin arasında benzerlik var. Şunu da şöyle küçültüp şuraya getirdiğini düşün. Problem var mı? Yok. Şimdi şunlar üzerinden benzerlik oranlarını yazacağım sadece. B'nin C'ye oranı, B'nin D'ye oranına eşit. Bu da aynı şekilde K'da C'nin K'ya oranı, A'nın D'ye oranına eşit. Ne yaptım? Şimdi benzerlik oranını bildiğim iki üçgen arasında kenar uzunluklarını oranlayabiliyorum. Şimdi şurada BC'yi oranladım, da BD'yi oranladım. Diğer tarafta CK'yı oranladım, AD'yi oranladım. Problem var mı? Yok, tamam. Alttaki de yazıyorum aynısını. AB'nin BD'yi oranı, KA'nın CD'yi oranı. Ne yaptım? AB'nin BD'ye oranı, KA'nın CD'ye oranı yaptım. Tamam. Şimdi hızlıca AD çarpı BC. Çizgileri koymuyorum ama uzunluklarına bahsediyorum burada. BD
çarpı CK. Buradan ne geliyor? AB çarpı CD eşittir. BD çarpı TA geliyor. Şimdi topluyorum bunları. ADBC artı ADCD eşittir. Şurada hata yaptım. Şu BD. Şu BD. BD parantezinde CK çarpı KA'ya eşit oluyor. C artı KA'ya eşit oluyor. Şimdi CA doğru parça üzerindeki yan noktası olduğu için şu uzunluğun tamam aslında değil mi bu? Oradaki topu. Yani AC uzunluğu. Neyi elde ettik? AD çarpı BC. AD çarpı BC. Karşılıklı kenar uzunluklar çarpımının toplamı kenar ortayların köşegenlerin çarpımına eşit oluyor. Güzel bir teorem değil mi? Şimdi artık bu batlam üst teoremini özünü anlatayım isteyeceğim çünkü. Tamam. Stieber teoremini Batlamyus'u kullanarak yapacağız. Bir ABC üçgen alıyorum. B ve C. Şuradaki kesenle şurası x kadar kessin. Şurada uzadığı parçaya y diyorum. Tamam. Ve şu parçalarda m ve n olsun. Şimdi şunları birleştiriyorum. Şu yapmak için bunları farklı renkli yapayım. Şunları birleştiriyorum. Şimdi şu üçgenlerle ve şu üçgenler arasında benzerlik kuracağım. Şuraya da B noktası diyeyim. BP B'ye oranı M'nin şu aynayı görüyorlar ya şu açıları kullanıyorum. M'nin x oranı. Aynı şekilde PC'nin C'ye oranı N'nin x oranı. Problem var mı? Şu anda. Tamam. Batlamyus teoreminden ne biliyorum? AB çarpı PC, AB'yi biliyorum. C çarpı PC artı B çarpı BP eşittir x artı y çarpı m artı net değil mi? Şimdi daha önce şeyi göstermiştim ya, hatırlıyorsunuz değil mi? Şunların çarpımı birbirlerine eşit diye. O da aklınızda dursun. M çarpı n eşittir x çarpı y. Bu aklınızda dursun. Şimdi şurada pc yerine ne yazabilirim? Cn bölü x yazabilirim değil mi? Cn bölü x. C çarpı Cn bölü x artı bp ile yazıyorum. B çarpı bm bölü x eşittir. Şu y yerine şey yazıyorum. Y yerine mn bölü x yazıyorum. Şuradan. Ne geldi düzenleyecek olursam? X kare artı mn bölü x çarpı ne artı ne geldi? X'lerin hepsi gitti tabanda. C kare n artı b kare n eşittir. X kare artı mn çarpı m artı n.
soruyorum, çıkartıyorum. C kare ne artı, daha şöyle bir tık. D kare ne artı C kare ne bölü M artı ne eksi M eşittir x kare. Demin ispatladığımız gibi Menelaus teoremi, şey, Stewart teoremi. Bence bu daha şık bir ispat. Bu şekilde, bitti. Bugün bakma problemi.